Gençler selamlar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hepiniz hoş geldiniz. Konu konu yeni nesil sorularla matematik serisindeyiz sevgili arkadaşlarım ve bugünkü konumuz hareket problemleri. Bir sonraki konu ise grafik yorumlama problemleri olacak ve problemlere artık son vereceğiz. Daha sonrasında yeni serimiz olan AYT matematik tekrarlarına sorularla çok güzel hem ÖSYM kurgusu olan sorularla hem de sınavda çıkması muhtemel olan sorularla bir AYT tekrarı yapacağız sizlerle. Hepinizden bir katılım bekliyorum. Şimdi arkadaşlarım hazırsanız ilk sorumuzu çözmeye başlayalım. Bu yeni nesil sorularda biliyorsunuz ki çok fazla öyle denklem kurmaya, çok fazla işlem yapmaya, satır satır denklem çözmeye ihtiyaç duymadan sorunun temel mantığını anladığımız takdirde 2-3 adımda soruyu çözebileceğimiz sorular vardı. Sen de biliyorsun. İlk soruyla başlayalım. Metin Yayınlarından arkadaşlar sorular. Sevgi ve Suat dairesel bir pistte aynı anda zıt yönlere doğru sabit hızlarla koşmaya başlıyorlar. Şimdi elimizde bir şu şekilde dairesel bir pist var ve aynı noktadan ikisi de yani sevgi de Suat da zıt yönlere doğru koşuyorlar arkadaşlar. Tamam? Şimdi sevgi varsayalım ki sevgi bu tarafa doğru hareket etsin ve Suat da bu tarafa doğru saat yönünün tersine doğru hareket etsin. Şimdi diyor ki başlangıç noktasından 30 metre ilerleyince Suat ile ilk kez karşılaşıyor. Yani 30 metre varsayalım ki şurası olsun. Bak, sevgi 30 metre ilerledi. Ve bu şekilde sevgili arkadaşlarım Suat'la ilk olarak burada karşılaştı. Buraya yıldız attı. Daha sonrasında ilk turunu tamamlayan Sevgi. Yani Sevgi buraya kadar gelmiş. Bir turu tamamladıktan sonra. Ve diyor ki başlangıç noktasından 24 metre ilerleyince Suat ile 3. kez karşılaşıyor. Şimdi bir dakika. Şu an burada karşılaştılar. Burada karşılaştıkları zaman yine bunlar zıt yönlere doğru hareket edecekler ya biri bu tarafa biri bu tarafa. Bir 30 metre ilerlediği zaman sevgi yine karşılaşacaklar. Varsayalım ki şurası olsun. Burası da şöyle 30 metre olsun. Ve yine karşılaştılar. Şimdi burada da karşılaştıklar ikinci kez karşılaşma oldu. Ve üçüncü kez karşılaşması da varsayalım şurada olsun. Ve burası da sevgili arkadaşlarım yine ne olacak? 30 metre olacak. E şimdi üçüncü defada demek ki burada karşılaşıyorlar. Şimdi ne demişti? Başlangıç noktasına geri dönüyor Sevgi ve 24 metre ilerleyince şurası 24 metreymiş. 24 metre ilerleyince e, üçüncü defa karşılaşıyor demiş. E şimdi biz üçüncü defa karşılaştırdık zaten ve 30-30-30 toplam 90 metre yol aldırdık. Peki ben bu 90 metreden şuradaki 24 metreyi çıkarırsam eğer neyi bulurum? Pistin uzunluğunu. O halde çıkardığımız takdirde sevgili arkadaşlar burası 66'yı verir bize. Demek ki pistimizin çevresi 66 metreymiş diyeceğiz. Bize de bu koşu pistinin uzunluğu sorulmuştu. Doğru cevap A seçeneği olacaktı. Bakın neredeyse hiç işlem yapmadık sadece mantık kurduk arkadaşlar. Eğer denklem falan kurmaya kalksaydınız Hala ama hala o denklemi nasıl kurduğunuzu, nasıl kuracağınızı düşünüyor olabilirdiniz. Geçtim ikiye. Çok katlı bir iş merkezinde bulunan bir numaralı asansör çatı katında, iki numaralı asansör de zemin katında. Bu asansörler aynı anda aşağı ve yukarı doğru hareket etmeye başlıyorlar. Ve hiçbir katta durmadan 24 saniye sonra aynı kata geliyorlar. Yani karşılaşıyorlar. Her katı bir numaralı asansör 3 saniyede, geçerken 2 numaralı asansör 4 saniyede geçtiğine göre bu iş merkezinin çatı katı ile zemin katı arasında kaç kat vardır şimdi 24 saniyede karşılaşmışlardı Ben bu 24 saniyeyi bir tanesi her bir katı 3 saniyede geçtiğine göre 3'e böleceğim ve 8 kat ilerlemiştir diyeceğim ve 24'ü 4'e böleceğim 2 iki numaralı asansör için Burası da 6 Demek ki 6 kat ilerlemiş diyeceğim Şimdi kendi bulundukları katları unutmayın. Birisi 8 kat öteki 6 kat ilerlediğine göre toplam 14 kat ilerlenildi fakat son buluştukları katı 2 defa saymaya gerek yok. Çünkü zaten buluştukları kat bir ötekinden bir de ötekinden sayarsak yanlış bir sayım yapmış oluruz. 14 değil bundan 1 çıkaracağız o buluştukları katı 2 defa saymamak için 1 çıkardım 13. Bir de bunların harekete başladıkları bir zemin kat bir de en üst kat var. Dolayısıyla buna da 2 eklerseniz cevabı bulabilirsiniz. Doğru cevap 15 olacaktı. Bakın sorular zor gibi duruyor ama çözümleri öğrenince ha ne kadar mantıklıymış lan diyorsun. Umarım diyorsun. Bence diyorsundur. Tabii çözümü gördükten sonra. Şimdi bir de üçüncü sorumuza bakalım. Gamze'nin internetten açtığı bir video bilgisayarına sabit bir hızla inmeye ve indirme hızından daha düşük bir hızla oynatılmaya başlıyor. Gamze fareyi tıkladığında Videonun altında pardon tıkladığında videonun indirilen ve oynatılan kısımlarını gösteren çubuklar videonun altında beliriyor. Şimdi bu aslında şöyle bir şey demek. Yani şurası mesela o oynatma çubuğu olsun. Hani... YouTube'dan falan video açtığınız zaman şu şekilde bir şey görürsünüz ama videonuz nereye kadar oynatılmıştır? Mesela buraya kadar oynatılmıştır ve videonun oynatma kısmı şurasıdır ama bir de ilerleyen kısmı vardır, o indirilen kısmı vardır. Biliyorsunuz değil mi? Pekala şimdi o halde buna göre bir işlem yapacağız. Anlaşıldı. Gamze videonun durumunu görmek için e fareyi ilk kez tıkladığında indirme çubuğunun olduğu noktada videonun 500 megabaytının indirildiğini görüyor. Varsayalım ki indirme çubuğu sevgili arkadaşlarım şurada. Tamam. Yani burası kaç megabayt oluyor? 500 megabayt oluyor. Daha sonrasında demiş ki tabi buraya kadar indirdiyse bizim videomuz varsayalım ki şuraya kadar oynatılmış. Yani oynatma çubuğu burada arkadaşlar. Video buraya kadar oynatılmış ama tabi indirilen kısmı daha fazla. Pekala Gamze 5 dakika sonra yani aradan 5 dakika geçiyor. Bu 5 dakika geçtikten sonra sevgili arkadaşlar diyor ki e, fareyi tıkladığında oynatma çubuğunun indirme çubuğunu ilk gördüğü konumda olduğunu yani ikinci durumda sevgili arkadaşlar şu gerçekleşiyor. Şöyle bir oynatma çubuğumuz var yine. Bak şu var ya o buraya geliyor. Şu şekilde. Ve İndirme çubuğunun olduğu bölmeye baktığı zaman da indirme işleminin daha 175 MB sonra biteceğini görüyor. Yani varsayalım ki şurası da 175 MB olsun buraya kadar indirilmiş ve buraya kadar oynatıldığını görüyor. Şimdi Gamze'nin açtığı bu video 32 dakikada bilgisayarına tamamen inmiş. İnmiş de videonun toplam oynatılma süresinin kaç dakika olduğunu bilmiyoruz. Bize de bu soruluyor. Yani bu video kaç dakikadır diye soruluyor açıkçası. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Şuraya kadar geldiğini biliyorduk değil mi? İlk durumda 500 MB ve burada da bir 175 MB kısmın olduğunu biliyoruz. Peki buraya kadar gelmişti ya. Şu kısma kadar olan kısmı kaç dakikada ilerliyor bu? 5 dakikada ilerliyor. Çünkü 5 dakika sonra tekrardan bir tıklama işlemi gerçekleşmiş. Tamamen mantık kuruyorum bakın hala henüz işlem yapmadım. Şimdi buna göre şunu söyleyebiliriz. Tamamının 32 dakika sürdüğünü biliyoruz. Bu 500 ile 175 arasında eğer 25 ile sadeleştirirseniz 500 ve 175'i 25'e böldüm 7K diyelim 25'e böldüm ve sevgili arkadaşlarım burası da 20K geldi. Yani aslına bakarsanız bu 500 MB'lık indirmeyi 20K dakikada yapsın diyorum. 175 megabaytlık kısmı da tabii ki 7K dakikada tamamlayacaktır. E şimdi bu durumda Toplam indirme süresi de 32 dakika olarak verilmiş ya. 20K 7K daha 27K yapar. Artı bunun üzerine 5 dakikayı da eklersem eğer ben. Bu bize 30, 32 dakikayı verecektir. 5'i karşıya zıplattım. Böylelikle 27K eşittir 27 oldu. Yani K eşittir 1'miş. O halde ben şuradaki 20K'yı sileceğim. Orası 20 dakika. Ve 7K'yı sileceğim. Burası da 7 dakika olmuş olacak. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi burada çok ama çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Ne konuda dikkatli davranacağız? Şu konuda. Şimdi ben şuradan şu kısmın indirme çubuğu için 5 dakika olduğunu biliyorum. Oynatma çubuğu için de buradan buraya kadar olan kısmı 5 dakikadır arkadaşlar. Tamam. E şimdi doğal olarak şunu düşünelim biz. Şurası 5 dakikaysa şurası aslında o videonun 15. dakikasıdır diyebiliriz. Neden? Çünkü Video fareye ilk tıkladığımızda 20 dakika geçtiğini görüyoruz. İndirmeye başlamış, 20 dakika geçmiş. E şimdi o zaman aslında 15. dakika demeyelim, şöyle diyelim. Burası 20 dakika. Yani videonun başlangıcından itibaren 20. dakikada biz fareye tıklamışız. Yani aslında bakarsanız video bundan önce 20 dakika oynatılmış ve video 20 dakika oynatıldığına göre ben şunu söyleyebilirim artık bizim bu ee, videomuz için Başlangıçta 500 megabayt indirdiğinde artık 500 megabayttan da kurtulalım 20 dakika ilerlediğinde Burası da zaten 20 dakika ilerlemiştir buraya kadar bir sıkıntı yok değil mi Tamam çok güzel peki O zaman şunu düşünelim 25 dakika indirme işlemi yaptığı takdirde 25 dakika indirme işlemi yaptığı takdirde O video oynatma çubuğu da buraya kadar geliyor Bunda var mı bir sıkıntı? Bunda da yok değil mi? Tamam bak mükemmel. Şimdi gerekli ayarlamalarımızı yapalım. Şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Biz 32 dakikada indirme işleminin tamamlandığını görüyoruz. Ve bizim bu indirme, şimdi hareket problemine taşıyorum bunu iyi dinle. Bizim bu indirme çubuğumuzun bulunduğu yer şurasıyken bu indirme çubuğu buraya kaç dakikada geldi? 20 dakikada geldi. Peki oynatma çubuğu buraya kaç dakikada geldi? 25 dakikada geldi. O halde ben şunu söylerim. İndirme çubuğu 20 dakika hareket ettiği takdirde yani 20 dakikada gel geldiği yere oynatma çubuğu 25 dakikada gelebiliyorsa indirme çubuğunun toplamda 32 dakikada geldiği yer olan videonun sonu için oynatma çubuğu kaç dakikada buraya erişebilir? Tabii ki bu da neyi verir bize? Videonun süresini verir. O halde burada bir artık sevgili arkadaşlarım, e, işlem yapacağız. Bunu 5'e böldüm 4, bunu 5'e böldüm 5, 4'e böldüm 4'e böldüm 8 yaptı. Böylelikle soru işaretinin 5 çarpı 8'den 40 olması gerektiğini tabii ki gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Yani bizim cevabımız 40 dakikalık bir videoymuş. Bu olacaktı. Dördüncü sorumuz, dördüncü soru için şu kısmı sileceğim arkadaşlar. Daha rahat görelim. Şimdi Kadir diye bir vatandaşımız var. A şehrinden B şehrine şekildeki araç navigasyonunun gösterdiği ücretsiz yoldan gitmiş. Dönüşte ise ücretli yolu kullanmış. Yani giderken bunu kullanıyor arkadaşlar. Dönerken de bunu kullanıyor. Tabi ücretli yol 40 km daha uzun oluyor. Genelde öyle olur zaten. Çevre yolları uzun olur ama ışık olmadığı için, yol bozuk olmadığı için daha kısa sürecektir. Kadir, mavi ile belirtilen ücretsiz yolda saatte ortalama 100 km, bak burada 100 km hızla ilerliyorken, yeşil ile belirtilen ücretli yolda ise saatte 120 km hız yapıyor. Kadir, dönüşte yolunu ekranda belirtilen mesafe kadar uzatmasına rağmen 50 dakika zaman kazanmış. Şimdi bu bütün hızlar Kilometre bölü saat cinsinden verildiğinden ben buradaki 50 dakikayı da şurada saate çevireyim. 50 dakika demek 5 bölü 6 saat demek arkadaşlar. Tamam. 1 ee, saatin 6'da 5'i. Buna göre Kadir gidişte kaç kilometre yol almıştır? Yani şurası kaç kilometredir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şöyle diyelim. Ben şu yolun uzunluğuna yani bize sorulana x dersen üstteki yolun uzunluğu yani ücretli yol 40 kilometre daha uzun olduğu için x artı 40 olacaktır bu cepte. Daha sonrasında arkadaşlar e, x kilometrelik yolu 100 hızı ile beraber x bölü 100 saatte alır ve... Üstteki yol 5 bölü 6 saat daha kısa sürdüğüne göre ben bundan 5 bölü 6'yı çıkardığım takdirde eşittir diyeceğim. X artı 40'lık yolu 120 ile almıştı. Üstteki yol yani ücretli yolun süresi de bu olacaktır. Böylelikle bu denklem bize bu soruyu çok rahat bir şekilde çözdürür. 106 ve 120 hiç uğraşmayalım. 600'de buluşturalım. Bunu 6 ile genişleteceğim. Bunu 100 ile genişleteceğim. Ve bunu da 5 ile genişleteceğim. Üst taraf ne olur? 6x eksi 500 olur eşittir diyorum. Paydalar eşit olduğu için paydalar artık görmeme lüzum yok. 5x artı 200 olur. 5x'i bu tarafa eksi 500'ü bu tarafa davet edersek böylelikle x eşittir 700'ü buluruz. 700 kilometreymiş arkadaşlar x yani bize sorulan alttaki yol 700 kilometre olacakmış cevap c seçeneği oldu. Evet ilk sayfamızı böylelikle bitirdik gayet de bu sayfayı çözerken kendimizi çalışkan hissettik. Ve şimdi devam ediyorum ikinci sayfamdaki beşinci sorumla. Bilge bilgisayarındaki A ve B dosyalarını harici belleğine aktarmak için taşıma işlemi başlatıyor. Bilge bir süre sonra aktarım durumu kontrol tuşuna bastığında aşağıdaki görseller aynı anda ekrana geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu iki dosyayı da aynı anda başlatmış. Buna göre bilgenin harici belleğine aktardığı A dosyasının boyutu B dosyasının boyutundan kaç GB fazladır diye soruluyor. Şimdi öncelikle şurada bir %20'lik kısım var görüyorsunuz ve bu %20'lik kısım demek tüm dosyanın aslında 5'te biridir. Yani ben bu %20'lik kısmı hesaplayabilirsem 5 ile çarptığım takdirde A dosyasının boyutunu da hesaplarım. Şuraya bakıyoruz. Saniyede 25 megabayt aktardığını görüyoruz ve kalan sürenin 8 dakika olduğu da belli. 8 dakika 8 çarpı 60 saniyedir ve her saniyede 25 megabyte aktardığını biliyoruz ve bu %20'sidir artık megabyte cinsinden ve ben bunu 5 ile çarparsam tamamının boyutunu bulmuş olurum yine megabyte cinsinden. tabi megabyte'ı da sevgili arkadaşlar gigabyte'a çevirmek için bunu bine bölmemiz şart. Bu A dosyasının boyutu artık. Hemen hesaplayalım. 8'de 1000'i sadeleştirdim. 125 5 kere 25 de 125 olduğu için bu da gider. Demek ki A dosyasının boyutu 60 GB olacak arkadaşlar. Bu bir. Şimdi aynı mantaliteyle B dosyasının boyutuna bakalım. Şurada bir %30'luk kısım olduğunu görüyorsunuz ve %30 demek aslında tüm dosyanın 3 bölü 10'u demek. Yani ben burada elde ettiğim 10 bölü 3 ile çarparsam sevgili arkadaşlarım tüm dosyanın boyutunu bulurum. Bak 3 bölü 10 buldum. Tam tersiyle çarpacağım. 10 bölü 3 ile çarpacağım. Tamam mı? Şimdi o halde buraya bakıyorsun. Saniyede 30 MB ve 5 dakika kalmış. 5 dakika demek 5 çarpı 60 saniye demek. Saniyede 30 megabaytsa ise bunu 30 da çarpacağım. Ve söz verdiğim gibi bunu da 10 bölü 3 ile çarparsam eğer ben bunu megabayt türünden tamamını bulmuş olurum. Ve tabii ki gigabayta çevirmek için de bunu tekrar 1000'e bölmem şart. Pekala yapalım şimdi işlemi. 0 0 0 gitti. 0 0 0 gitti. 3'ler de bay bay dedik. 5 çarpı 6 kaldı sadece geriye. Bu da 30 GB oluyor. Yani bu da B dosyası. A dosyasının büyüklüğü B dosyasının büyüklüğünden ne kadar fazladır diye sorulmuştu. 60 30'dan 30 fazladır. Dolayısıyla cevabımız da B seçeneğidir diyebiliriz. Ve devam 6. soru. Mert diye bir arkadaşımız var. Bilgisayarın açılış süresini kısaltmak için farklı bellek hızlarına sahip ABC belleklerini yani RAM'lerini kullanmıştır. Aşağıda Mert'in kullandığı kızımın sesi geliyorsa özür dilerim arkadaşlar ama şu an inanılmaz derecede bağırma seslenme merak çağında olduğu için 13-14 aylık dolayısıyla bu bu sesler normal karşılamanızı rica ediyorum. Aşağıda Mert'in kullandığı bellekler ve açılma süreleri verilmiş. Şimdi bir A bir de B belleği takıldığı zaman açılma süresi 40 saniye, A ve C takıldığında 24 ve B ve C takıldığında da 30 saniyelik bir açılma süresi var. Şimdi bu remlerin hızına göre açılma süresi uzayıp kısalıyor. Remin hızı arttıkça açılma süresi azalıyor. Yani ters orantı var. Madem ters orantı var 40, 24 ve 30'un ekokunu bulalım. Bunları doğru orantıya bir çevirelim bakalım. Şimdi 40, 24 ve 30'un ortak katı 120'dir. Dolayısıyla ben buna e, 3V hızına sahip diyeceğim A ve B bellekleri. A ile B birlikte çalışınca bunların hızı 3V. Daha sonrasında A ile C birlikte çalışırsa A ile C bak 120 demiştik. 3 katı 40'ın 3 katı 120 olduğu için bunu yazdım. 24'ün 5 katı 120 olduğu için A ile C 5 v hızıyla çalışıyorlar. Bak ne kadar mantıklı bir işlem yapıyoruz. 30'un da 4 katı sevgili arkadaşlar 120 olduğu için şuraya 5 v yazalım. B ile C birlikte birlikte 4 v hızıyla çalışıyorlar. Şimdi diyor ki Mert bilgisayarına eğer 3 belleği birden takarsa diyor bilgisayarın açılma süresi ne olur? Tabii ki daha hızlı olacak ama bir bakalım. Şimdi şöyle <laughs> ben bunların her birini toplarsam 2A, 2B ve 2C birlikte takılırsa bilgisayarın çalışma hızını elde edebilirim ki bunları topladığımız takdirde 12V olduğunu biliyoruz. 2'ye böldüğümüz takdirde ABC 3'ü birlikte takılmış olur ve 6V'lik bir hıza kavuşurlar. Biz bunların ortak katının 120V olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla ben 120V'yi 6V'ye bölersem kaç saniyede açıldığını bulurum. Bu da bize 20 saniyeyi verir arkadaşlar. Cevabımız da E seçeneği olur diyebiliriz. Evet gençler şimdi sonraki sorumuz ve yedinci sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Bir çalışma ofisinde 40 megabit bölü saniyelik modeme bağlı 3 tane bilgisayar var. İki bilgisayar aynı anda bilgisayara bağlıyken internet hızı 1 bölü 5 oranında azalıyor. Ve 3 bilgisayar internete bağlıyken internet hızı 1 bölü 4 oranında azalıyor. Sadece bir bilgisayar internete bağlıyken 800 megabaytlık bir dosya indirmeye başlanıyor. 10 saniye sonra ikinci bilgisayar devreye giriyor. İkinci bilgisayardan 5 saniye sonra da üçüncü bilgisayar internete bağlanıyor. Buna göre 800 megabaytlık ek dosya indirilmeye başlandıktan kaç saniye sonra iner? İnternetimin hızı hızı 40'tı unutmayalım. Şimdi 10 saniye boyunca tek bilgisayar çalıştığından 40 saniyede 40 megabayt indiriyorsa, o zaman ben 40 çarpı 10 saniye diyeceğim. 400 megabayt indirildi. Ne kadar elimde dosya vardı? 800 megabayt. Şimdi 10 saniye geçti ve ben 400 megabaytını indirdim. Kalan diyorum, kalan ise 400 megabayt oluyor. Şimdi ikinci bilgisayar devreye girdikten sonra 5 saniye sonra 3. bilgisayar devreye girdiğine göre 2 bilgisayar 5 saniye boyunca birlikte internete bağlı bulunuyorlar. Dolayısıyla 5 saniyede burada geçecek ve buna bakalım ee, kaçla indirecek? Şimdi 40 ile indiriyordu 1 bölü 5 oranında bir hız kaybı yaşayacağız. 40'ın 1 bölü 5'i 8'dir ve ben 8 megabaytlık bir hız kaybı yaşayacaksam artık 32 megabaytlık bir hızım olduğunu biliyorum ve 5 saniye boyunca bu hızla indireceğim 5 çarpı 32 de bize 160'ı verecek 160 megabaytını daha indirmiş olacağız ve kalan 40 400'dü 400'den 160 daha eksiltirsek artık yeni kalanımız nedir arkadaşlar 240 megabayttır daha sonrasında üçüncü bilgisayar da devreye giriyor ve 3. bilgisayar devreye girdiğinde başlangıçtaki hızın 1 bölü 4'ü oranında azaltıyor hızımızı. Yani 40'ın 1 bölü 4'ü çeyreği 10'dur. 10 kadar azaltırsak artık yeni hızımız 30'dur. 30'da x'i çarpacağız ve kalanın tamamını indirmeye çalışacağız. Peki bu x ne olur? Tabii ki 8 saniye olur. 8 saniye boyunca da bu şekilde çalışarak bu dosya indirilebiliyor. Peki toplam süre kaç oldu? 10 15, 23 oldu. O halde cevabımız da D seçeneğidir diyebiliriz. Gördüğünüz üzere denklem kurmadan uzak. Yani bunu soruyu anlayan bence her vatandaş çözebilir. Sadece burada 1 bölü 5 yani 1 bölü 5'ini almak zor bir olay değil. 1 bölü 4'ünü almak zor bir olay değil. Ve sonunda da sadece ufak ufacık bir denklem çözdük. Bunu da zaten pazarcı esnafının bile çözebileceği bir denklem oldu diye düşünüyorum. Aşağıdaki tabloda bir aracın hızına göre kilometre başına tükettiği yakıt miktarı gösteriliyor arkadaşlar. Yani hızı 50 ile 90 arasındaysa ise kilometrede 3 bölü 5 litre yakıt tüketiyor. Hızı 90 ile 110 arasında ise kilometrede 3 bölü 8 ve hızı 110 ile 130 arasında ise kilometrede 1 bölü 5 oran e, miktarında e, 1 bölü 5 litre yakıt tüketiyor. Bu araç saatte 80 km, 96 ve 120 km hızlarla eşit sürede yol giderek hedeflediği yere varıncaya kadar toplam 21,6 litre benzin harcamış. E buna göre 20.50'de yola çıkıp hiç durmadan yola devam eden bu araç hedefine vardığında saat kaç olur diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle şöyle düşünelim. Ee, eşit sürede 80 96 ve 120 kilometre yol aldıysa e, tabii ki doğal olarak e, eşit sürede dediğine göre burada 80 96 ve 120 ile doğru orantılı olacak sayılar kadar yol alınmıştır diyebiliriz çünkü süreyi bilmiyoruz. O halde 80, 96 ve 120'nin EBOB'una bakmakta fayda var. Bunların hepsi de 8'e tam bölünür. Dolayısıyla ben burada alınan yola 10K demek istiyorum. 96'yı 8'e böldüm 12K demek istiyorum. 120'yi 8'e böldüm ve 15K demek istiyorum burada alınan yola. Şimdi toplam alınan yol 10K'ydı ve biliyorsunuz ki hız 80 ise 80 buradadır. Kilometrede harcanan benzin miktarı 3 bölü 5 litre. Ben bunu 3 bölü 5 ile çarptım ve bu kadar benzini burada harcadım dedim. Artı bunun yarı sıra 12K kadar yol gitmiştik. Hızımız 96 idi. 96 burada olduğuna göre artık bu çarpanı kullanacağız. 3 bölü 8 diyeceğiz. Artı bir de hızımız 120 yani şuradayken toplam 15K kadar yol gitmişiz. Ve kilometrede yaktığımız yakıt miktarı da 1 bölü 5 litre olduğu için bunu da çarptım. Ve tabii ki bu bize 21,6'yı yani 216 bölü 10'u verecek sevgili gençler. Şimdi burada şununla şunu sadeleştirdim 2. Bununla bunu sadeleştirdim 3 yaptı. Bunu 4'e böldüm 2 bunu 4'e böldüm 3 geldi 3 üç kere 3'ten 9 geldi burası. Şimdi 2 kere 3 6K. 3K ee, burada var. Ve artı şurası da 9 bölü 2 yani 4.5 K'da burada var. Yani toplamda 6, 3 daha 9, 4.5 daha 13.5 yaptı. 13.5 K eşittir 216 bölü 10 dedim. Daha sonrasında onu aldım şunla çarparsam eğer burası 135k gelir. 135k eşittir 216 dedik. Ve burada sadeleştirme işlemine gidelim. Ee, ben eğer 135'i 9'a bölersem 15k gelir. 216'yı 9'a bölersek 21'in içerisinde 2 defa var. 36'ın içinde 4 defa var. 15k eşittir 24 oldu. 3'e böldüm 5k. 3'e böldüm 8 geldi. K buradan kaçmış arkadaşlar? 8 bölü 5'miş. Şimdi K'yı buldum. K dediğimiz şey neydi? Aslında burada alınan yollardı. Bizden istenen de şu aslında. 20.50'de yola çıkıp hiç durmadan yoluna devam eden bu araç hedefine vardığında saat kaç olur? Yani ben bu aracın 80, 96 ve 120 kilometrelik hızlarla kaç dakika, kaç saat yol alması gerektiğini bulmam gerekiyor. K'nın biz burada 8 bölü 5 olması gerektiğini bulduk. Peki... Şurada aldığı yola ne demiştik? 10K. Şimdi ben burada 10K'yı 10 çarpı 8 bölü 5 olarak hesaplarsam. 5 ile 10'u sadeleştirdim. 2, 2 kere 8 kaç yaptı? 16 yaptı. Arkadaşlar bu demek oluyor ki 16 kilometre yol alınmış. Peki 80 kilometre bölü saat hızla 16 kilometre yol almak için kaç saat hareket etmemiz gerekiyor? 80 çarpı t eşittir 16'dan t eşittir 16 bölü 80 yani 1 bölü 5 saat dememiz gerekiyor. Şimdi t'yi bulduk ya 1 bölü 5 saat bununla 1 bölü 5 saat bununla ve 1 bölü 5 saatte bununla hareket etmiş gibi düşüneceğiz biz. O halde gençler gelin şöyle yapalım. 1 bölü 5 saat, 1 bölü 5 saat artı 1 bölü 5 saat. Yani 3 bölü 5 saat hareket etmiş diyeceğiz değil mi? Peki bu 3 bölü 5 saat kaç dakika? Tabii ki 60 dakikayı 3 bölü 5 ile çarpacağım. 5'e böldüm 5'e böldüm 12. 3 kere 12 de 36 dakika yaptı. Yola kaçta çıkmıştık biz? 20.50'de. 50de 20 -50 üzerine 36 dakika eklerseniz 21.26 yapar. Bu da bize cevabı verir sevgili gençler. Evet böylelikle ikinci sayfamızı da çözdük. 8 tane birbirinden güzel hareket problemi ÖSYM'de. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda TYT'de karşımıza çıkabilecek tarzda 8 tane Birbirinden güzel soru çözdük. Birbirinden güzel lafını öyle e, videoyu doldursun ağzımızı doldursun diye söylemiyorum. Ciddi anlamda açıp soru bankasını tarayıp metin yayınları TYT soru bankasını tarayıp burada e, çözüp beğendiğim sorulardan seçtim arkadaşlar. Beğendiğim değil orada beğendiğim çok daha fazla soru vardı aslında bakarsanız ama. tabi beğenip e, ekstradan sınavda da karşınıza çıkma ihtimali olan sorulardan seçtim bunları. Tabi bu çok önemli. Dolayısıyla hani sizler için bir süzgeç oldum aslına bakarsanız. Yani sonuç olarak burada bu soruları erişebilmen için örnek veriyorum. Ben bu soruları toplamda 7-8 testten falan seçmişimdir. Bu testlerin arasından seçmişimdir. E şimdi bu testlerin arasından bu soruları seçtiğime göre ÖSYM'de karşına çıkabilecek tarzda diyorum. Senin bu soruları ben olmadığımı düşün. Senin bu soruları çözebilmen için o 7 testin tamamını taraman lazım. E doğal olarak ben senin burada işini bayağı bir hızlandırıyorum. 7 kat 8 kat hızlandırıyorum. Dolayısıyla bunu da tabii kıymetini bilmeniz için yani bana göstermeniz için kıymetini biliyorum hocam bunun diye göstermeniz için e, abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bir sonraki videomuz grafik problemleri olacak. O videoda da çok güzel sorular var. Aman kaçırma. Direkt ÖSYM'ye e, vurgu yaparak seçtiğim sorular var. O videoyu da kaçırma. Sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kal. Sağlıklı kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.